Hocam şimdi bu anne baba çocuk üçgeninde ve çocukların işte bu Ahmet'le yarıştırılan matematik sınavında sen kaç aldın, Ahmet kaç aldı yarışmasına sokulan çocuktan da yola çıkarak sormak istiyorum. Bir başarı kelimesi var. Muğlak bir şey başarı. Çünkü kime göre başarı, neye göre başarı? Size göre başarı farklıdır, size göre, bana göre farklıdır. Bu başarı baskısı, bu başarı kılıcı, çocukların başının üstünde hep sallanan başarı kılıcı, onların gönlünün muradına erişmesini Hemen nasıl fark etmesini engeller ve fark edemediği içinde o yönde enerji veremez, kafası karışık, öfkeli, sınıfta böyle kendisi orada değildir, bedeni oradadır, ruhu orada değildir. Böyle bir ritüel yazık olur yani hakikaten kökler beslenemez çünkü. Benim başarıya götüren aile kitabında bunu bayağı ele alıyorum. Ve ebeveynlere konuştuğum Öylece zaman ikinci da kitabı da koyalım hemen hocam. olur. Harikasınız. Evet. Şimdi çıktığım zaman bakıyorum %85 anne gelmiş. Böyle dinliyorlar. %15 baba gelmiş. Böyle dinliyorlar. Babalara diyorum ki geldin mi getirildin mi abi doğru söylüyorum. He diyor. Getirildi. Getirildi. Şimdi bunun da ayrı mekanizması var. Diyorum ki hepiniz çocuklarınızın başarılı olmasını istiyorsunuz okulda. Okul başarısına önem veriyorsunuz. Ben olsam ben de evet derim. Şimdi diyorum benim elimde bir güç var. İyi dinleyin diyorum. Sizin çocuğunuzun okul başarısını garanti ediyorum. İstediğiniz üniversitenin istediğiniz bölümünden mezun edeceğim. Tapu gibi diplomasını vereceğim diyorum. Harika. Yalnız bir koşulum var. Bu çocukla ilgili başka bir başarı isteyemezsiniz diyorum. Öyle bir duruyorlar. Sadece okul başarısı bana yeter diyen var mı? El kalkmıyor. Diyorum bakın iyi davranıyorsunuz, olgun davranıyorsunuz. Çünkü hakikaten önemli bir koşul koydum. Bir de diyorum meslek başarısı var. Size diyorum bir soru soracağım. Okul başarısı mı, meslek başarısı mı? Birinden birini seçmek zorunda kalsanız kaç kişi meslek başarısıdır? Bütün salon el kaldırıyor. Doğru diyorum, ben de el kaldırırım. Çünkü okul başarısı diplomayı verir, asarsın duvara. Ama meslek başarısı cebini özgür kılar, sana sosyal kimlik verir, yaşama, topluma hizmet imkanı verir. Evet. Peki diyorum, onu da vereceğim ama başka bir şey isteyemezsiniz. 5-6 kişi kaldırıyor ya. Peki diyorum, evlilik ve aile başarısı önemli mi? Duruyorlar böyle bir bakıyorlar. Bir daha soruyorum diyeceğim. Hep kadınlardan çıkıyor ses. Önemli, çok önemli. Bunu diyorum bir daha soracağım. Hanımlar siz cevap vermeyin. Bakalım erkek sesi duyacak mıyız diyorum. Yeniden soruyorum. Birkaç kişi evet önemli, çok önemli falan diyorlar. Bakın diyorum ben bu yaştayım. Bir bilim insanı olarak konuşuyorum. Kendi yaşamımdan ve yapılan çalışmalardan biliyorum ki aile, evlilik ve aile başarısı olmayan insanın diğer başarılarının tadına varamıyor. Olmuyor. Etrafta konuşulmuyor ama ben konuşmak istiyorum diyorum. Bakın bir başarıdan daha bahsedeceğim. Yaşlandıkça mendeburlaşanlar var. Yaşlandıkça mutlu olup nur yüzlü olanlar var. Yaşlandıkça mendeburlaşanlardan tanıdıklarınız var mı diyorum salonun çok büyük kısmı el kaldırıyor. Niye mendeburlaşırlar biliyor musunuz diyorum. Ölümün kokusu gelmeye başlayınca iç beyin soruyor. Ben yaşıyor muyum be? Ve cevabını da biliyor. Yo. El alem ne der? El alemin gözünde yaşıyorum. Peki ben var mıyım yaşamımda? Ben gönlümün muradını keşfettim mi? Onu dahi sormak istemiyor. Onun için içkiye veriyor, sigaraya veriyor. Bağnaz bir ideolojiye bağlanıyor. Düşünmemek için her şeyi yapıyor. Bunalım içerisinde, öfkeli. Gözlerinden öfke akan, sıkıntı akan insanları tanıyor musunuz diyorum. El çığ gibi el kalkıyor salonda. İşte onlar diyorum böyle. Ama diyorum çünkü diyorum ölecek. Ve yaşamamış olacak. 14'ünde ölmüş, 75'inde gömülmüş. İçi biliyor. Yazıklar olmuş. Tabii öfkelenir. Ama bazıları var diyorum ve bunun eğitimle falan alakası yok diyorum okul eğitimiyle. Bu başka türlü bir eğitim. Diyor ki tribünlerden seyretmedim ki ben hayatı. Sahanın içindeydim. Kar yağdı, oyun devam etti. Toz toprak vardı, oyun devam etti. Allah, kol attık, kol yedik, öptük, öpüldük. Bir curcuna
Ama şükürler olsun, hep sahadaydım. Yaşadım be, yaşadım. Kendimdim. İşte diyorum bunların yüzü, gözleri gibi, işi şükür duygusu içerisinde. Nazım'ın dediği gibi yaşamak o işte. İşte. O hakikaten Nazım'ın dediği gibi yaşamak. Hocam peki, şimdi biraz önce o çocuğun üstündeki, daha doğrusu insanın üstündeki başarı kelimesinin, başarı kılıcının işte okul hayatı, meslek hayatı ve bir şey daha sorduğunuzu söylüyorsunuz. Evlilik hayatı ya da buna bir birliktelik, aşk hayatı da diyebiliriz. Instagram hesabınızda siz önemli bir konudan bahsetmiştiniz bununla ilgili ve demiştiniz ki orada hayatında anlam bulamamış iki kişi evlenince ne olur? Ne olur hocam? Evet. Yani tek başına hayatının anlamı yok. İki tane insan düşün. Bunlar evlendiriliyorlar veya evlenmeye karar veriyorlar ve diyelim ki çocukları oluyor. Benim şimdiye kadar çalışmalarım ve hem felsefi hem psikolojik çalışmalarımdan ortaya çıkan şu. Anlamın temelinde sorumluluk duygusu var. Sorumluluk duygusunu hissedip gereğini yapmaya çalışınca birdenbire anlam giriyor ve en zor koşullarda çalışırken bile içinde bir şükür duygusu oluyor. Çünkü hayatın anlamlı oluyor. Hı hı. Bunu genellikle ben adama diyorum ne zaman oldu çocuğun diyorum. Ne işte ilki diyor şu yaşta oldu diyor. Öncesi sonrası ile ilgili bir şey söyleyebilir misin diyor. Söyleyebilirim tabii diyor. Ya evvelden diyor ben deli gibi araba kullanırdım diyor. Çocuğum oldu diyor. Dedim ki Osman bir dakika senin sorumluluğun var. Evde oğlan var. Hocam diyor itiraf edeyim. Karımı o kadar düşünmedim ama çocuğumu çok düşündüm diyor. Çocuğumu babasız bırakmak istemedim diyor. Görevim var diyor. Çok değiştim diyor. Zamanım değişti, planlamam değişti, hayata bakış tarzım değişti diyor. Kadına aynı şeyi soruyorum. Allah göstermesin yokluğunu diyor. Ya diyorum çok sıkıntılı değil mi annelik? Gece kalkıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan hı-hı filan. Birisi gelse de ki ya senin hayatını ben kolaylaştıracağım. Alacağım bu çocuğu yetiştireceğim başka bir yer. Allah göstermesin diyor. Allah yokluğunu göstermesin diyor. Her türlü zorluğa hazırım ben hocam diyor. Allah yokluğunu göstermesin diyor. Şimdi hayatına sorumluluk girmesi meselesi çok önemli ve ben bunun üzerinde çok çok duruyorum. Ondan dolayı alternatiflerden bir tanesi iki tane hayatı anlamsız kişi hayatlarında birbirlerinden dolayı sorumluluk bulabilir. Jeton düşer der ki ulan bu kızın hayatını mahvetme lan. Kendine gel. Allah sana böyle bir insan göndermiş. Bak cıvıl cıvıl gözünün içine bakıyor. Adam ol. Hı hı. Adam ol. Buna ben içindeki bizi keşfetmek diyorum. Çünkü hepimizin içinde bir ekip var. Ve burada bir şey atlamak istiyorum. Ne zaman ki vatandaş bu ülkenin vatandaşı olduğunu ve ekibin bir parçası olduğunu, sorumluluğunu hisseder, o zaman gerçek demokrasi yerleşir bir ülkeye. Hepimizin içinde bir ekip var. Onu fark etmemiz lazım. Ondan dolayı şirketlere diyorum ki, senin şirketinde çalışan içindeki ekip olarak senin şirketini koyabildi mi? İçine koyduğu andan itibaren sen orada olsan da olmasan da yamukluk yapmaz. Çünkü o ekibin parçası olarak hareket etmeye başlar. Ve bu nedenle ne kadar mümkün bilmiyorum ama iki anlamsız hayat kendi yaşamlarının yolculuğu içerisinde birbirine merhaba deyip hayatlarında anlam bulup merhaba deyip anlamlı bir yaşam oluşturabilirler. Ama tesadüflere bağlı. Benim önerim anne babalara çocuğa 2 yaşından itibaren sorumluluk vermeye özen göstermek yapabilecekleri ve bu süreç içerisinde yavaş yavaş çocuğun ekibi keşfetmesi ve hayatının her anında bir ekibin parçası olduğunun bilincinde olması. Şimdi ben şu anda seninle bir ekip içinde olduğumu biliyorum ve şu anda bizi seyredenlerin de ekibimizin bir parçası olduğunu biliyorum. Bu bir kolektif duygu oluşturmak ya da toplumsal bir aidiyet ya evet da o kitlenin, o kolektifin aidiyetini oluşturmak değil mi? Evet. Kolektif bir bilinç oluşturmak. Evet. Ve bu anlamda bana burası anlam getiriyor. Çünkü burada bir hizmet var. Hangi annelerin, babaların, müstakbel annelerin, babaların, eşlerin dinleyeceğini bilmiyoruz. Ama onu hissettiğimiz andan itibaren
onlar için bir hizmet vermeye çalışırız. Ben bu arada arada yeni kitapları hocam buradan buradan ekliyorum. Harika. Şimdi şu çok önemli. Bu arada bir ekip bir duygusuyla tokalaştık ama.